Selam, merhaba. Güzel bir etkinlikteyiz, MP ayakkabıları. Evet, evet. Çok güzel vallahi, yani özellikle benim Ayşe için o kadar artık yurt dışından falan ayakkabılar getiriyorduk ki harika oldu böyle bir markayla tanışma. Türk markası en azından, Türkiye kazansın. Çok vakitte bulamıyorsunuz böyle şeyler için ama. Vallahi yani buldukça geliyorum, inanın televizyona konuk çağırıyorlar, gidemiyorum. Çünkü kendim programım var, biliyorum konuk ne kadar zor. Ama buraya bugün böyle tesadüf, yılbaşından sonra benim de çok da yakın arkadaşlarım yapanlar. Çok güzel bir etkinlik. Neler ediyorsunuz? Tiyatrodasınız iki oyundan beraber. Evet, evet. İki oyun birden var. Geçen ay pandemi bittiğinden beri iki oyunda oynuyorum. Geçen yıl Volkan Zararcanlar'la. Pardon, ne yapayım? Vişne Bahçesi'ne başladık. Büyük bir kadro biliyorsunuz. Erhan Yazıcıoğlu, Şükrü Karaman, Volkan Zararcan. Aynı zamanda da Yosim İzra ile Seninle Evlenir Mi'yi oynuyoruz. Kapalı kişi oynuyor. 4-5 tane ödül aldı. O yüzden tiyatro beni peşimi bırakmıyor. Ben tiyatroyu bırakmıyorum. Seninle Evlenir Mi'yi konusu nedir efendim? Yani evlilik üzerine mi? Seninle Evlenir Mi'yim, evet. Bir çiftin tanışması, evlenmeleri ve birlikte yaşadıkları problemler. Yani herkesin yaşadığı şeyler diyelim. Böyle kadın erkek ilişkileri de çok şu anda revaçta. Çünkü ilişkiler kötü aslında. Çözüm bulmaya çalışıyor herkes ve oyun da buna çözüm getiriyor açıkçası. Onun şimdi dizilerde yapıyoruz galiba. Dizilerde olamıyorum çünkü dizi süreleri çok uzadı biliyorsunuz. Yani senaryolar son anda yetişiyor. Dolayısıyla haklı olarak yapımcılar ve çekim ekibi her an oyuncunun elinin altında olmasını istiyor. Biz de Türkiye'ye sanat götürüyoruz. Gerçekten her ili dolaşıyoruz hemen hemen. Çok da iyi oluyor. Tiyatroya doymuş oluyor insanlar. O yüzden de dizi yapamıyorum. Ama yani böyle setlere gitmemeniz size böyle de bir hani maddi olarak bir şey oluyor mu? Kaygı oluyor ama. Yani. Oluyor. Evet, oluyor. Yani ona göre de böyle hayatı küçültüyorsunuz. Zaten hani tiyatroda para yok değil. Hep derler ya tiyatroda tiyatrocular daha az kazanır. Aslında gayet iyi kazançlar ama bir dizi film kadar değil. Ama dizi filmde de vuracak olursak hesaba, dizi filmde de o kadar fazla sette oluyoruz ki zaten kazandığımız parayı harcamaya vakit kalmıyor. O yüzden yani çalışsak mı olur, çalışmasak mı olur? En azından böyle tiyatroda 2 saat gidiyorum, oynuyorum. Kazandığım parayı da güzel güzel yiyoruz. Peki o tiyatro oyununda yani kendi evlilik tecrübeleriniz olması da bir artı mı yani? Kolay mı oynuyorsunuz oyunu? Nasıl söyleyeyim yani? Vallahi evet. Yani evet dediğim şöyle, yani ben evlilik kadını da değilmişim, onu anladım. Yani evlilik bana göre bir müesses edilmiş. Herkes soruyor işte tekrar evlenmeyi düşünüyor musun falan diye. Yok, asla bir daha evlenmem. Bir çocuğum oldu, tamam onu büyütüyorum zaten. Ama değil evlilik, şu anda ilişkim de istemiyorum. Çünkü ilişkiler de çok zor. Yani erkek için de kadın için de zor hayatlarımız var. Koşuşturmalı. Yani şeye, ilişkiye vakit kalmıyor ve de özen kalmıyor. Şimdi özgürlüğe çok alıştım. O yüzden çok konforum yerinde, herhangi bir ilişkinin sorumluluğunu almak istemiyorum yani. Peki o oyunda da bunu vurguluyor musunuz? O yönde çabanız var mı oyunculara, hani şey, izleyicilere, hani evlenmeyin sakın evlen, öyle bir rolünüz mü var? Ya yok aslında. Tabii evlilik seven için, yapabilen için güzel bir kurum yani, aile kurmak. Ama ben de zaten ayrıldım, yine kızımla bir aileyiz. Oyunda da böyle küçük ipuçları var. Gelen ya evlenme kararı alıp gidiyor ya da boşanma kararı alıp gidiyor. Böyle iki tarafa da çekilebilecek bir durum oyunda anlattıklarımız. Ama seyirci çok seviyor gerçekten. Sizin samimi itirafınızı alalım. Yani insanlar evlenmeli mi evlenmemeli mi? Ya da evlenirse ne yapmalı? Benim sağlıklı bir şey söyleyemem o konuda. Şöyle özellikle gençler arasında artık sabır tahammül çok az. Evlenen de boşanıyor. Yani boşanmak için evlenmeyin. Çünkü şöyle kafa yapıları var. Bir kere evleneyim, anlaşamazsam boşanırım. Yani evlilik öyle bir şey değil. Özel bir kurum. Eğer devam edebileceğinize inandığınız kişiyle evlenin. Yani eş seçimde çok çok önemli. Eş, iş seçimi biliyorsunuz. Ben doğru işi, yanlış eşi seçmişim. Magazin haberlerinde de görüyoruz. Çoğu oyuncu Nilperi Şahinkaya'da mesela, ailem de benim evlenmemi istemiyordu. O yönde bana telkinleri vardı. Ben de evlenmiyorum, evlenmeyeceğim. Yani sadece ondan değil, bir sürü oyuncu da hani bu yönde söylemleri oluyor. Hani buna iten nedir oyuncuları ya da medya önündeki insanları? Şimdi çok kötü örnekler var tabii. Kötü biten evlilikler, kavgalar, dövüşler.
Bir de insanlar sorumluluk almak istemiyor. Evlilik büyük bir sorumluluk. İki tarafta değişebiliyor evlendikten sonra. Yani mesela flörtken işe güce çok iyi bakan taraflar birdenbire sen benimsin, işte iş yapamazsın, güç yapamazsın falan filan demeye getiriyor. Benim için, kendim için konuşuyorum, evlilik ve ilişki, bir ilişkin için olmak beni çok değiştiriyor. Ben işimden gücümden şey yapıyorum, böyle feragat etmek zorunda kalıyorum. O yüzden istemiyorum. Yani ben işi seçtim. Hani evliliği seçtim ama belki de onlar da o kafa yapısındadır. Oyuncak gibi oldu evlilikler artık. Yani Merve Bulur galiba değil mi? En son Bulur. Evlendik. Yani böyle sadece düğün yapmak için böyle bir sanki şaşam olsun diye evleniyorlar gibi. Böyle bir şey değil ki evlilik. Yani biz düğün bile yapmadık. Roma'da 4 kişiyle evlendik. Biz 2 şahit, 2 biz. Yani evlilik bir şov yeri evcilik, değil. Evcilik oyunu. Evet, evcilik oyunu gibi. Kesinlikle öyle görüyorlar. Sosyal medyanın bir şeyi var mı? Yani bu evliliğin işte bu gösterişin. Tabii sosyal... çok etkisi var. Var mı? Bir de şey var genç kızlar arasında. Oh, bu adamı ben evliliğe ikna ettim. Yani evlilik sanki çok büyük bir başarı öyküsü gibi. Yani öyle bir şey değil ki. İki insan anlaşıyor, bir evin içinde yaşamaya karar veriyorlar ve bunu da legal, resmi hale getiriyorlar. Yani bu bir güç savaşı değil ki, evlilik bir meslek değil daha doğrusu. Sanki bir meslek gibi yani, ya iş ya evlilik gibi ayrılıyor Türkiye'de. Böyle bir ayrım kötü. Gelecekte ne olur insanların hayatında? Mesela bundan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra evlilikler kalkar mı, refah kalkar mı sizce? Öyle bir ya şey ben gençlere mi bakıyorum, benim de genç bir kızım var yani. Daha çok kariyer peşindeler, daha çok ben de kızımı öyle yönlendiriyorum. Yani güçlü ol, kuvvetli ol. Özellikle Türkiye'de kadın olmak çok zor. Ben de bunu yaşadım. Yani ben eğer çalışmıyor olsaydım ben hiçbir güvencem olmadan ortada kalmıştım. Ama çalıştığım için şu anda güçlü bir şekilde devam edebiliyorum. Ama bir diplomam olmasaydı, üstte yüksek lisans yaptım, bu olmasaydı ben itilen, kakılan bir kadın olarak kalabilirdim yani. Tamam, teşekkür ederim. Bir şey soralım son olarak. Yani onun babında da şeyler de oluyor. İşte boşanmalarla hani nafaka. Mesela ömür boyu ödenen nafakalara karşı gelmek, işte istememek erkekler özellikle. Ya da en son ünlü oyuncu da buna artık dedi, eşler de ortak olmalı. Hayat müşterek seviyor. Şöyle oluyor. Ben onlara da bakıyorum, takip ediyorum. Boşanırken ama bitsin bu evlilik, kurtulayım diye her şeye imza atıyor insanlar. Yani özellikle erkek tarafı. Ondan sonra fazla gelmeye başlıyor. O nafakalar indirim yapılıyor. Öyle bir şey yok. Kusura bakmayın yani ona imza attıysanız indirime falan gidemezsiniz. Ayrıca çok kazanan biri olarak yani bunun örnekleri var biliyorsunuz. O çok saçma yani. Kadını mağdur etmeye çalışmak bence acizlik. Günümüz sinemasını, dizileri nasıl biliyorsunuz? Dijital yapımları nasıl biliyorsunuz? Çok mesela değiştirilerinde de şeyler var. Argo olduğunu İşte söyleyenler de var. Özellikle sinema filmlerinde argodan çok besleniyorlar. Bu kötü bir şey bence. Ama diğer sektör dijitaller özellikle çok iyi yapımlar var. Ben de seyrediyorum. İşte Disney vesaire açıldıktan sonra çok hareketlendi. Bence yapım gücü olarak çok iyi ama oyuncu seçimi biraz zayıf gibi geliyor. Yani oyuncuları çok kuvvetli bulmuyorum. Hani yan kadro tiyatroculardan falan oluşuyor ama başrol oyuncuları aynı prototip, aynı güzel adam, güzel kadın ama böyle oyunculuğun çok zayıf olduğu noktalar benim gördüğüm ve izlediklerim, daha ileri vardır belki. Oyunculukların daha kuvvetli olması lazım ama prodüksiyonlar çok çok iyi çünkü zaten yurt dışına da satıldığı için Türkiye adına güzel bir şey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.